Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğenim butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Milli Meclis Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı İlkin Mehmetov, Facebook sayfasında arabasını satışa çıkardı. Sayın Mehmetov'un Porsche Boxster GTS için turbo ağızda satışa sunduğu arabasını web sitesinde bir reklam yayınladı. Arabanın fiyatı ise 54 bin dolar, yani yaklaşık 92 bin manat değerindedir. Azerbaycan'da bu konfigürasyonda ikinci bir araç olmadığını, ikinci bir araba olarak kullandığını söyleyen İlkin Mehmetov arabasını neden satışa çıkardığını belirtmedi. Bu arada hatırlatalım ki Milli Meclis'te reformlar tamamlandı ve İlkin Mehmetov'un yeni bir göreve atandığı bilinmektedir. Azerbaycan'dan dünya pazarlarına ihraç edilen Azeri Light'in ham petrolünün fiyatı düştü. Azerbaycan'dan dünya pazarlarına ihraç edilen Azeri Light'in ham petrolünün fiyatı %2.14'e düştü. Azeri Light'in şimdiki fiyatı varil başına 30 dolar 66 sent oldu. Azeri Light'in en düşük fiyatı 21 Nisan 2020'de 15 dolar 81 sent ve maksimum fiyat Temmuz 2008'de 149 bin dolar 66 sent olarak kaydedildi. Yabancıların Azerbaycan'da kalış süreleri uzatıldı. Devlet Göçmenlik Servisi Vusal Hasanov Başkanı'ndan yapılan açıklamada ülkede kalış süresi sona eren ve ilgili devlet görevini ödeyerek 60 güne kadar uzayan kişilerin herhangi bir başvuru olmaksızın devlet sınırına giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılana kadar ek devlet vergisi ödemeden yasal olarak kabul edildiğini diyerek şöyle devam etti. Sınırda trafiğin yeniden başlamasından sonra ülkede kalış, ayrılma şartları ve prosedürü hakkında ek bilgi sağlanacağını belirtti. Medyada Ramiz Mehdiyev'in ölüm haberleri dolandı. Damadı ise olayla alakalı açıklama yaptı. Neyse ki her şey yolunda diyor Ramiz Mehdiyev'in damadı. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Ramiz Mehdiyev'in ölümü hakkında bilgi sosyal ağlarda ve bazı haber sitelerinde bulunmaktadır. Ramiz Mehdiyev'in damadı İlham Aliyev söylentilerin doğru olmadığını belirtti. Akşam Ramiz Mehdiyev ile görüştüğünü ve sağlığının da normal olduğunu vurguladı. Kayınbederi İlham Aliyev de Ramiz Mehdiyev'in ofisinde yazılarını yazdığını da söylemeyi unutmadı. Bir gün Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Ramiz Mehdiyev'in ölümüyle ilgili bilgiler sosyal ağlara yayıldı. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Halkla İlişkiler Basın ve Enformasyon Departmanı Başkanı Aga Hüseyin Şükürov da konuyla ilgili fikirlerini belirtti. Ölümü hakkında bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aga Hüseyin Şükürov, Ramiz Mehdiyev'in değil ama oğlunun öldüğünü vurguladı. Hatırlatalım ki 6 Mayıs'ta Aga Hüseyin Şükürov'un 27 yaşındaki oğlu Nurhan'ın korkunç bir trafik kazasında öldüğünü bildirmişti. Bakü'deki kontrol noktalarının sayısında özel karantina rejiminin nedeniyle hızlı bir şekilde azalma yaşandı. Bakü'de özel karantina rejimleri sırasında sürücüleri kontrol etmek için kurulan bazı kontrol noktaları bu sabahtan itibaren kaldırıldı. Dün itibariyle şehrin 70 yerine MOBS kameraları yerleştirildi. Şu anda başkentte sadece 18 yerde kontrol noktaları bulunmaktadır. Bundan sonra polis memurları daha fazla yayı kontrol edeceklerdir. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.